Herkese merhaba. Mikro denetleyiciler bölüm 3. İşlemci tipleri veya mikro denetleyiciler farklı tiplere ayrılır. 8 bit olanı, 16 bit olanı, 32 bit olanı, 32 bit ARM, ARM artı DSP, DSP olanı, farklı firmaların üretimi, farklı fiyat ve konfigürasyonda farklı arayüzlere sahip çeşitler mevcuttur. Bunlardan MSP 430'un özelliklerine örnek olarak gelebilirsek, Texas Instruments'ın ürettiği ultra düşük güçlü mikro denetleyici özellikle düşük güç uygulamaları için tasarlanmıştır. Düşük güç tüketimi 5 farklı güç modu ile ayarlanır. Dijital olarak kontrol edilen osilatörler sayesinde düşük güç modlarından aktif modu 6 mikrosaniyeden daha az sürede uyandırma izin verir. Bu hızlı uyanış düşük güç tüketiminin temel mantığını oluşturur. İşlemci tiplerinden ARM'a gelirsek, elektronik gelişimlerini takip edenlerin ARM ismini duymamış olmasının imkan yok gibi. Başta cep telefonu olmak üzere birçok cihazda, hemen hemen bütün mobil cihazlarda ARM mimarisine sahip işlemciler bulunuyor. Tabii öncelikle şunu belirtelim, piyasada birçok ürün ARM işlemcili denilse de aslında ARM tabanlı işlemcidir. Çünkü aslında kendi başına ARM işlemci diye bir ürün bulunmaz. ARM firması çeşitli mimariler tasarlar ve bu tasarımlarını işlemci üreticisi firmalara lisanslar ve bu firmalar üretir. Farklı serilerde ARM işlemciler piyasada mevcuttur. ARM 7, 9, 11, Cortex serisi, M0, 1, 3, 4, Cortex R, 4, 5, 7, Cortex A, 5, 8, 9, 15 gibi farklı versiyonlar vardır yandaki grafikte gördüğünüz gibi. ARM mimari ailesine bakarsak, klasik ARM işlemciler ARM 7, ARM 9, ARM 11, gömülü sistemlere yönelik olanlar Cortex M0, M1, M3, M4, uygulama seviyesindeki ARM işlemciler Cortex A5, A8, A9, A15 gibidir. Klasik ARM işlemciler Cortex serisi öncesi grubu oluşturuyor bu gruptakiler. ARM 7 serisi daha çok motor kontrolü, sinyal işleme gibi mikro denetleyici uygulamalarında kullanılan mikro denetleyicilerin çekirdeğini oluştururken ARM 9 ve 11 serilerin uygulama seviyesinde ve daha çok mobil cihazlarda kullanılıyor. Klasik ARM çekirdekleri görece daha eski ARM ürünlerinden ve kullanımları giderek azalıyor. Bundan yerine Cortex M, R, A serisi ARM çekirdeklerin kullanımı tavsiye ediliyor. ARM Cortex M işlemciler, Cortex M ve R serileri bu seri deterministik bir şekilde çalışması gereken gerçek zamanlı ve düşük güç tüketimi gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. NXP Semiconductor, STM, Texas, Toshiba gibi işlemci üreticileri bu çekirdeğe sahip mikro denetleyici ürünler sunuyorlar. ARM Cortex uygulama işlemciler, Cortex A serisi, son dönemde tablet, telefon herkesin hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Bunlar da bu gibi ürünlerde A serisi ARM tabanlı mikro işlemciler bulunuyor. Bu seri daha çok yüksek performans gerektiren son kullanıcı uygulamalarının üzerinde çalışacağı platformlarda kullanılıyor. Piklere gelirsek, piklerin de piyasada birçok yerde görev aldığı yerler söz konusu. Teknik özellikler kılıflar açısından farklılıklar göstermekte. Az sayıda bacağı olanlar olduğu gibi çok bacaklı, daha çok araca sahip olanları farklı birimler olan analog nokta dijital çevirisi, PWM, USB arayüzleri, farklı arayüzler olan farklı PIC modelleri mevcut. Yapacağınız işe, kullanacağınız yere göre uygun olanı seçmeniz gerekmekte. Peki hangi işlemci? PIC serisi işlemciler mikroçip firmasının ürettiği 8, 16, 12 bit mikro denetleyici ailesi, aynı zamanda mimarinin adı. En çok bilinenler 8 bitler, fakat farklı versiyonlar da mevcut. AVR Atmel firmasının geliştirdiği 8, 32 bit mikro denetleyici ailesi. ARM Holding'in geliştirdiği bir mimari. Bu mimariyi lisanslayarak mikro işlemci üretici firmalarına lisanslar ve bu firmalar üretir. MIPS, ARM'a benzer şekilde aynı ismi taşıyan
Firmanın geliştirdiği 32 bit işlemci mimarisi. Bu firmada tasarımlarını başka firmalara lisanslayarak satıyor. Picot 2 serisi MIPS mimarisini temel almıştır. Tabii farklı geliştirme ortamları mevcut. Farklı çipler, entegreler için AVR Studio, bunlara örnek verilebilir. Atmel Studio, Code Composer Studio 5, yine Micro-C, mikroelektronik firmasının farklı işlemci tipleri için AVR 8051, ARM, DSP, PIC, Picot 2 gibi farklı mikrodenetleyici tipleri için geliştirdiği derleyiciler mevcut. Kyle'ın geliştirme kitleri de piyasada en çok bilinenlerden, hatta piyasadaki en üst seviye geliştirme kitlerinden birisi diyebiliriz. Tabi buna göre fiyatı da nispeten yüksek diyebiliriz. Tabi bu mikrodenetleyicilerle yazdığımız kodları geliştirmek, bunları denemek için geliştirme kartlarını kullanırız. Şu an ekranda 40 bacağı kadar pikler için mikroelektronik firmasının geliştirdiği bir geliştirme kartını görmekteyiz. Bu kartta yazdığımız kodu deneriz ve kullandığımız kadar bağlantıyı nihai PCB tasarımına aktararak kart tasarımımızı sonlandırabiliriz. Kartın üzerinde debugger'da bulunmaktadır, bu geliştirme kartının üzerinde. Yanında daha büyük bir resmini görebilirsiniz. Mikroelektronik firması bu kartla birlikte çalışmak üzere Basic, Pascal veya C programlama dillerine göre farklı derleyiciler geliştirmiştir ve bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Yine mikroelektronik firmasının AVR serileri için geliştirdiği bir geliştirme kartı. Farklı tip entegreler burada denenebilmekte. DS Picot 3, PIC 24 ve Picot 2 mimarisi için yine mikroelektronik firmasının bir geliştirme kartı. Çok STM32 ARM serisi işlemciler için bir geliştirme kartı. Peki bu geliştirme kartı üzerinde çok sayıda buton, LED, ekran görüyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Aslında bu butonlar da, bu LED'ler de tamamına yakını giriş işlemci yani giriş çıkışlarına bağlı durumda. LCD de bağlı durumda. Üzerindeki USB konnektörleri, MP3 entegreleri, Ethernet entegresi hepsi işlemciye bağlı durumda. Biz geliştirme yaptığımız sırada işlemcinin hangi özelliklerini, hangi arayüzlerini kullanırsak onları ilgili bağlı butonlar veya LED'ler üzerinden deneyerek, görerek ya LCD'den görerek son haline getiriyoruz ve kullandığımız kadar bağlantıyı son devreye aktarıyoruz. Yine farklı tipte geliştirme kartlarını görmektesiniz. Umarım yararlı olmuştur. Bu içerik hazırlanırken aşağıdaki sitelerden yararlandı. Hazırlanan içerikler için ve resimler için bu sitelere de ayrıca teşekkür ediyoruz.